Selam arkadaşlar, ben Soner. Bugün Harry Potter Hogwarts adlı bir oyun var. Onun tanıtımını yapacağım. Ön kayıt yaptırmıştım ve uyarı geldi. Bu da çok geç kalan bir tanıtım videosu. Bu şekilde bir kadın ve bir erkek olmak üzere iki seçenek veriyor. Seçeneğe basıp giriş yapıyoruz. Burada karakterinizi bir bakalım, bir dakika, nasıl bu? Karakterinizin saç biçimi bu. Hangi saç biçimini istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Buradan rengini de seçebiliyorsunuz. Yok, siyah beğenmedim. Bu renk daha iyi. Ya da bir dakika. Siyah olsun. Diğer seçeneklerine de izin vermedi. Şapka falan alacaktım. Diğer seçeneklere izin vermedi. Şimdi başlayalım oyuna. Evet, round. Burada Hogwarts. Hogwarts'a ilk giriş. Bunlara geçelim. Direkt size görevler veriyor. Onları yapıyorsunuz. Daha sonra okula derslere girip büyü derslerini öğreniyorsunuz. Büyüleri öğreniyorsunuz. Aynı Harry Potter filmi gibi. Büyüleri öğreniyorsunuz. Derslere giriyorsunuz. Büyü yapıyorsunuz. Bu şekilde karakterinizi daha da güçlendirebiliyorsunuz. Burası Ollivander's. Asa yeri mi burası acaba? Bir gidelim bakalım. Şimdi kitap aldım ha. Hogwarts için gerekli kitapları alıyoruz buradan. Enerjimiz. O. Oğlum ne yapacaksın o diziyi lan? Şuna bak. Komple seti aldı. Babasının parası sanki, bütün enerji gitti. Bir görev daha tamamlandı. Şimdi başka bir bölüme geçiyor. Kitapları aldık. Gördüğünüz gibi arkadaki bölüm Muggle'lar ve sihir dünyası arasındaki geçit. Harry Potter 1. bölüm. Orada Hagrid'le birlikte geçtikleri yer burası. Şimdi tekrar başladık. Oyunun İngilizce olması biraz sıkıyor. Türkçe olsa daha güzeldi ya. Evet. Hogwarts kabul mektubu mu acaba bu? İstek mektubu mu? Öyle bir şey. Seçenekler. Şimdi yeni bir görev daha bitti. Bu şekilde. Şimdi Ollivander's. İşte en sevdiğim yere geldik. Asa seçeceğiz. Bakalım hangi yaratığın tüyüyle yapılmış bir asa verecek. Ve efsane Ollivander's. Efsane asa dükkanı. Şimdi geldik ve vay, karaktere bak. Filmdeki karaktere çok benzetmişler. Grafikler iyi. Büyü yapmamızı istiyor. Büyü yaptık. Bütün mektuplar havaya uçuştu. Yanlış asa.
Evet, Ollivander'sın. Ben hiçbir zaman kızdığını görmedim zaten. Dükkanı komple havaya uçursan adam önemli değil diyecek. Evet. Bir. Ve işte. Başardık. Yalnız bunun elindeki asa kimin asası ya? Ve başardık. Asamızı da aldık. Birinci bölümde başka ne vardı ya? Asa vardı, sihir malzemeleri, kitaplar. Kuş alacağız. Edrik. Kuş alıyoruz mu ya? La oğlum bıktım la seninle konuşmaktan. İşte yeni bir seçenek daha diyeceğim ama ne oldu? Birinci bölümü tamamladık dedi. 10 bölüm sonu mu Hogwarts'a gireceğiz lan? Kafa mı yediniz? Oyunlara gitti. 10 bölümde ne alacağız zaten? Kitabı aldık. Ha. Evet, şimdi trendeyiz. Trene geçtik. Bütün malzemeler alınmış. Şimdi Hogwarts yolundayız diyecektim. Daha lafımı tamamlamadan Hogwarts'a geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Ortak salon. Yemek odasıydı. Burası yemek odasıydı. Yemek odasına giriyoruz. Bu ara geçişler neden bu kadar uzun ya? Oh. Orada. Daha kabul töreni var. Evet, Profesör McGonagall. Evet, burada bir sorun var. McGonagall'la ilk bunlar burada karşılaşmıyordu. Merdivende karşılaşıyordu. İlk öğretmen tanıtımına geçtik hemen. Ve efsane Profesör Snape. En sevdiğim ikinci karakter. Evet, sırayla geçiyoruz. Şimdi seçmen şapka. Evet. Benim nereyi seçeceğim zaten iki seçeneğim var benim. Ya Gryffindor ya da Slytherin. Karakter olarak Slytherin'i. Ama en sevdiğim bölüm Gryffindor. Bu karakteri Gryffindor'dan ilerletelim. Yes, Gryffindor. Karakter olarak Slytherin olmam. Slytherin büyücüleri istedikleri her altı yiyebiliyor. Hogwarts yasaklarına gizlice de olsa uymayabiliyorlar. Tabii bizimkiler de aynı. Evet, Dumbledore. Ve Dumbledore olağan konuşmasına başladı. Harry Potter.
Evet, bilgileri aldık. McGonagall geldi. Go diyelim. Evet, şimdi ne oldu? İşte Gryffindor'un galiba ortak salonu. Gryffindor odasına gireceğiz galiba. Bakalım nereye gireceğiz? Şu ara geçişte var ya, biraz daha kısa olsaymış çok daha güzel olacaktı. Ve Gryffindor'un burası. Gryffindor'un ortak salonuna girdik. Biri büyüyü alıştırması mı yapıyor? Ne yapıyor la o? Evet, büyü alıştırması yapıyor. Rowan. Geçelim bunları. Artık oyuna başlasak. Bütün her şeyi yaptık. İstediği kıyafetleri aldım. Her şeyi aldım. Hogwarts'a girdi. Bölümünü seçtik. Dumbledore'un konuşmasını dinledik. Daha ne kaldı ki? Büyü dersine giriyoruz galiba. Derse giriyoruz. Derse mi giriyor? Hadi Garya'yı. Ara geçiş bu kadar uzun mu olur ya? Bu kadar görsel efekt yapmışım. Filmdeki karakterlerin neredeyse aynısını yapmışlar. Ama ara geçişlere bak. Bu kadar uzun ara geçiş mi olur ya? Kapıya bastığın anda geçmesi lazım. Geldik. Ha, tüy uçurma bölümü. Yerine oturduk. Yerimize oturduk. Şimdi başlayalım artık. İşte ilk gösteriyi profesör yapıyor. Tamam Gary, hadi başla. Aslında. Enerji bitiyor galiba. Oyunu tam tanıtamadan enerji kalmış elimizde. İlk kademeyi bitirdik. Enerji alalım. Yanlış cevap verdik. Yanlış cevap verdik. Tekrar mı soruyor? Bu oyunda her şey enerji üzerine bağlı. Enerji olmadan bu oyunda bir şey yapamazsın ki. Yaptım ya aynısını. Aynısını yaptım, neden saymadı?
Galiba benim telefonun ekranında temassızlık var. Nereye geçtik? Gene bir görev daha bitti. Tamam. Bunu alamıyoruz. Şimdi nereye gideceğiz? Neredeyiz lan? Evet. Kurtulduk. Kalkan artı 5 oldu. Artık bir şey yapamaz ve sineyip geldi. Ne oldu? Aa, Toby mi o? Toby? Toby'yi kaçırdık. Toby kaçtı gitti. Hogwarts'ın içine bakıyoruz ama her yer kilitli. Duello kulübü kilitli. Slytherin odası. Zaten Slytherin'e giremiyoruz. Ben Slytherin'i seçmedim de zaten Slytherin ortak salonuna giremem. Tabi. Neydi o? Özlü iksir mi? Öksü iksir mi? Ne iksiriydi o? Özlü iksirdi galiba. Şekil değiştirerek girebilirim. Profesör Snape'in özel odası burası. Özel odası mı? Öğrenci ne işi var? Snape derslerini burada vermiyordu ki. Burada mı veriyordu? Hayır. Ben hiç öyle hatırlamıyorum. Snape derslerini böyle bir yerde vermiyordu. Ben bu işi anlamadım ha. Bir ona tıklıyoruz, bir ona tıklıyoruz. Sadece enerji veriyoruz. Başka bir alt yedimiz yok biz bunda. Ne oluyor gene ya? Quest tamamladık. O biz para alayım ya. Para lazım olursa para yok neredeyse. Tamamladık mı? Tamamladık. İşte bu. Sonunda bölümün birini tamamladık.
Hayret. Snape'in dersini geçtik. İlk bölümde normalde Snape'in dersini geçemiyorduk. O ne be? O ne lan? Ne eksi verdin? Öyle Snape'i ikna etti. İkinci bölümü de tamamladım. Hogwarts'ta üçüncü bölümdeyiz. Böyle bölüm bölüm mü ilerleyeceğiz ya? Bu bölümler de çok uzun sürüyor. Normale nasıl geçeceğiz? Konuşmalar uzun sürüyor ya. Gryffindor. Gryffindor'un sadece ortak odası yok ki. Yatak odalar da var. Gidip uyumuyor mu bu ya? Tıklıyorum ya. Kendine yer mi seçeceğiz? Şimdi ne yapacak? Evet, burayı da tamamladık. Hadi gari şu 10 bölümü tamamlayayım da ne olacak bir bakayım ya. Hadi. Ve ışık Lumos. Yok artık. Bu insan yiyen bitki değil mi? Evet, bu insan yiyen bitki. Burada ne işimiz var? Daha şey geçmedik ama neydi o? Neydi o üç başlı köpek? Üç başlı köpeğe geçmedik ki. Ne çabuk geldik biz buraya? Korktuğumuz oldu, enerjimiz bitti. Hemen enerji bulmam lazım. 20 tane elmasım yok ki elmasını alayım. Param var ama. Parayla da bir şey alamıyoruz ki.
Ne yapacağız? Evet arkadaşlar, şimdi doldu. Bir tane daha verelim ve 6 yeni bir tane daha. Evet. Bunu da geçiyoruz. Bu şekilde bunu da geçtik. Yeni bir bölüme geçeceğiz. Yeni bölüme mi? Evet. Bir bağlantı daha. Bu da 3 istiyor. Ya oyun bu şekilde enerji üstüne bağlı demek ki. Her 3 enerji ya da 6 enerjide bir tane kötülükten kurtulacağız. Bu şekilde bölümü tamamlayarak diğer bölümlere geçebiliyoruz. Evet, anlaşıldı ki oyun enerji üstüne kurulu. Enerji de çok çabuk bittiği için oyuna sık sık ara veriliyor. Bu oyunumuzda bu şekilde oynadıkça bölümler daha da ilerliyor. Enerji üstüne kurul tabi. Her enerji için 3 dakika bekle. 3 dakika, 3 dakika. Video dayanmaz ona ya. Video dayanmaz. Demek ki bu oyunumuzu burada kesiyoruz. Oyun zaten enerji üstüne dayalı. Zaten ekranda ne yapmanız gerektiğini, her şeyi anlatıyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu videom da bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.